İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekilleri listesine oy verin. Batı Ermenistan evlatları, Aren Hovanisyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. ABD Büyükelçisi Artsakhlı gençlerle buluştu. Bakü ve Yerevan'ın konuşup anlaşmaya varması önemli. Galuzin. Moskova, Yerevan'la diyaloğun kapılarını hiçbir zaman kapatmadı. 600 yıllık dolanımın ardından 15. yüzyıldan kalma el yazması kitap Doğu Ermenistan'a geri döndü. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekillerinin 2023 yasama seçimleri listesine göz atın. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Seçim Komisyonu, Batı Ermenistan Parlamentosu'nun 2023 parlamento seçimleri için resmi aday listesini aşağıda sunmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin gelecekteki parlamentosu seçimlerine katılmak üzere seçildiniz. Tek yapmanız gereken istenen formu doldurup başvuruda bulunmak. Seçiminizin onaylanması, kabul ediyorum, karşıyım veya çekimserim ve usulüne uygun olarak doldurulmuş form gönder son düğmesine tıklanarak yapılacaktır. Bunu yalnızca lehte, aleyhte veya çekimser listesinden kontrol edebilirsiniz. Diğer herhangi bir seçim geçersiz olacaktır. Bu koşullar altında aşağıda belirtilen Batı Ermenistan Parlamentosu'nun gelecekteki milletvekilleri listesini destekliyor veya reddediyorsunuz. Oylama formu 8 Aralık 2023 saat 8'den son başvuru tarihi olan 15 Aralık 2023 gece yarısına kadar açık kalacak. Batı Ermenistan evlatları Aren Hovanisyan 18 yaşında Ararat bölgesindendi. Yerevan Devlet Kültür Koleji'nde okudu. 4. sınıfta geçmek üzereyken ve uzun süre tecil mi etsem yoksa askere gidip geri mi dönsem diye tereddüt etmişti ama vatana karşı görevini yerine getirmek daha güçlüydü. Ebeveynleri Aren için renkli bir gelecek planladı. Yerevan Devlet Tiyatro ve Sinema Enstitüsü'ne girmek istedi. Aren Hovanisyan 12 Ağustos 2020'de askere alındı. Mardagert'te görev yaptı. 27 Eylül 2020 tarihinde alarmıyla mevzilere tırmanırken Arenet aracına uçak savar silahıyla ateş açıldı. Saldırı sırasında bedeniyle 5 arkadaşına canlı kalkan oldu. Patlamadan sadece o şehit düştü. Aren'in kalbi şok dalgası nedeniyle durdu. 5 arkadaştan hiçbiri yaralanmadı. Aren, 44 gün savaşının ilk kurbanlarından biriydi. Adı 28 Eylül'de şehit listesinde yer aldı. Bugün Aren'in doğum günü. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Transkafkasya heyeti Levon Karahan'ın Brest-Litovsk'tan Kars, Batum ve Ardahan bölgelerinin Türklere bırakıldığını bildiren telgrafını aldığında henüz Tiflis'ten ayrılmamıştı. Transkafkasya Seymi durumu tartışıyor ve ortak bir tutum oluşturmaya çalışıyor. Seym, Brest-Litovsk anlaşmasını kabul etmiyor ve Noy Jordanya şöyle diyordu. Bolşeviklerin imzaladığı gibi bir barışı imzalamayacağız. Nesiller boyu rezil olup lanetlenmektense bu mevkide onurlu bir şekilde ölmek daha iyidir. Ermeni milletvekilleri Türklerle yapılacak müzakerelerde Batı Ermenistan'da kendi kaderini, tayin hakkını hayata geçirme fırsatını yakalamayı umuyorlardı. Azerbaycanlılar Türklere desteklerini ilk başta temkinli bir şekilde, daha sonra ise giderek daha açık bir şekilde ifade ettiler. Onlar ayrıca savaşın bitmesi gerektiğini, 1914'teki sınırlarla yetinmeyi ve Türklerin iç işlerine karışmamayı ilan ediyorlardı. Trabzon'a giden Seym heyetinin başkanı Akaki Çıhengeli, üyeleri ise Abaşidze, Haydarov, Gvazava, Kaçinski, Kaçaznuni, Laskişvili, Mehdiyev, Has Mehmedov, Hadisyan, Çikolin, Şehül İslamov'du. Heyet içerisinde çok sayıda uzman, askeri personel ve tercüman yer aldı. Ermeni tarafında ise Ruben Terminasyan, tarihçi Leo ve diğerlerinin yanı sıra yaklaşık 50 kişilik bir koruma da hazır bulundu.
Yaklaşık 90 kişilik heyetin Trabzon'a gelişi Türkler arasında alay konusu oldu. Trabzon'daki tarihi buluşmayı Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden okuyabilirsiniz. Doğu Ermenistan'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından bildirildiğine göre, Büyükelçi Queen, 15 Aralık'ta Artsakh gençleriyle bir araya gelerek, karşılaştıkları zorlukları ve Doğu Ermenistan'da sivil katılım yoluyla daha fazla entegrasyon fırsatlarını tartıştı. Yerinden edilmiş kişilerin hakları yalnızca bu hafta İnsan Hakları Günü'nde değil, her gün tanınmalı ve korunmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı James O'Brien, Amerika'nın Sesi programına verdiği röportajda Doğu Ermenistan ile Bakü arasındaki müzakere sürecine ve taraflar arasında tutuklu değişimine değindi. Azerbaycan'ın bir sonraki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yapması gibi, uluslararası arzuları da dahil olmak üzere birçok yönden birbirlerine destek verdiklerini gösteren ortak bir bildiri yayınladılar. O'Brien, bunun her iki ülkeye ve ayrıca Doğu Ermenistan'ın uluslararası hedeflerine faydalı olmasını umuyoruz. Bu tür bir desteğin gösterilmesi normal bir ikili ilişki kurma yolunda önemli bir adımdır. Umarız çok yakında tarafların barış anlaşmasına vardığına şahit oluruz. Her iki taraf da buna ilgi duyduğunu ifade etti. Biz, Avrupa Birliği ortaklarımız ve diğerleri yardıma hazırız. Bütün bunların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Çünkü barışın bir an önce sağlanması çok büyük faydalar sağlayacaktır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülkeye aralarında bir barış antlaşması imzalamasının desteklemekten büyük mutluluk duyduğunu söylediğini de sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, iki Dışişleri Bakanı arasında zaten birkaç tur barış görüşmesine ev sahipliği yaptık ve taraflar bunun barış yapılmasına yardımcı olacağına karar verirlerse bunu tekrar yaparız. Biz yardım etmek için hazırız. Her iki tarafı da buluşmaya teşvik ediyoruz ve şu ana kadar her biri bu hedefe yönelik çalışmaya hazır olduğunu söyledi, dedi. Bu yılın sonuna kadar mı sorusuna O'Brien, bu yıl için yeterli zamanımız kalmadı ama elimizden geleni yapacağız cevabını verdi. 2020-2023 yıllarında Doğu Ermenistan'dan 31 asker, Eylül ayında Artsakh Dağlı Karabağ'da esir alınan bir asker şu anda Doğu Ermenistan'da. 7 Aralık'ta Doğu Ermenistan Başbakanlığı personeli ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı personelinin Bakü'nün 32 askeri, Yerevan'ın ise 2 askeri serbest bırakacağı ve tarafların güven inşa etmek için adımlar atacağı yönünde ortak bir bildiri yayınladığı öğrenildi. Açıklamada, tarafların bölgede uzun zamandır beklenen barışa ulaşmak için tarihi bir fırsat olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtiliyor. İki devlet, ilişkileri düzenleme ve egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı temelinde bir barış antlaşmasına varma niyetlerini bir kez daha teyit etti. Toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda, Artsakh'ın 1920'de Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğundan bahsetmiyoruz bile. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin, Sputnik'e verdiği röportajda, Rusya, özellikle Doğu Ermenistan gibi müttefikleriyle hiçbir zaman diyalog kapılarını kapatmadı ve temas fırsatlarını engellemedi. İki ülke dışişleri bakanları arasında yakın gelecekte ikili bir toplantının planlanıp planlanmadığı sorusuna Mikhail Galuzin, "Biz her zaman hazırız," diye cevapladı. Bakan yardımcısına göre her halükarda temaslar devam ediyor. Bakanlar, AGİT Bakanlar Zirvesi çerçevesinde son kez Üsküp'te bir araya geldi. Galuzin, mevcut sorunları dürüstçe tartışmak ve birlikte çözmenin yollarını bulmak için aktif bir diyalog sürdürmenin gerekli olduğuna inanıyor. Galuzin, "Biz bunu hedefliyoruz. İlişkilerimizin bu dönemini aşacağımıza inanıyorum," dedi. Uzmanlar, son aylarda Ermeni-Rus ilişkilerinde sürekli bir bozulma yaşandığını bildiriyor. Doğu Ermenistan, Ortak Güvenlik Anlaşması Organizasyonu'nun askeri tatbikatlarına katılmıyor ve bu örgütün genel sekreter yardımcısı kotasını reddetti.
Bütün bunlara bazen karşılıklı suçlamalar ve diplomatik notalar da eşlik ediyor. Moskova'nın Yerevan'la diyalog kapılarını hiçbir zaman kapatmamış olması oldukça muhtemel. Ancak Artsah Ermenilerinin soykırımına izin verdikten sonra Moskova kiminle diyalog kapılarını kapattı? Karin ve Stepanakert ile ve neden? Yaklaşık 600 yıllık bir dolanımın ardından 15. yüzyılın değerli İncil'i Doğu Ermenistan'a geri döndü ve onu Eski El Yazmaları Müze Enstitüsü olan Madenataran'a sunma töreni 14 Aralık'ta gerçekleşti. Madenataran'ın müdürü Ara Hızmalyan, el yazması kitabın bağışlanmasını hem Metsop Maştots Antik El Yazmaları Araştırma Enstitüsü hem de Armenologlar için en büyük kutlama olarak görüyor. Ara Hızmalyan'a göre el yazmasının geri dönüşüyle birlikte devlet toplama politikası başlıyor ve bu da takdirle karşılanıyor çünkü Ermeni el yazmaları uluslararası pazarda çok yüksek bir değere sahip. Madenataran'ın mevcut faaliyetlerine değinen direktör yeni bir reform dönemine girdiklerini söyledi. Değerlerimiz ne kadar eskiyse yönetim modelleri bu değerleri duyurma ve uluslararasılaştırma mekanizmaları da o kadar yeni olmalı. Madenataran'ın hedefi onun sadece ulusal bir sembol, her Ermeninin bilinçaltında oluşan bir arketip olarak algılanması değil, yaşayan bir varlık, bir zeka merkezi, bilgiye saygı, topluma açıklık olması için mümkün olan her şeyi yapmaktır diyen Hızmalyan, dünya ve tüm ilerici dönüşümleri özümsemeye hakim olmak diye vurguladı. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan, taslağı Madenataran'a teslim etti, etkinliğe Hover adlı Devlet Oda Korosu'nun performansları eşlik etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şuşan Bedrosyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Darek Inz adlı eseri sunuyoruz. Yerazum em tognel amet ban ganal herumeş Darek Inz ayda pere heru Darek ayde hura mare ares Are vitak ays kyan ki bera Mi gutse kalini kich tete Bandokum navaz nere yek vor Minchev lusavaz Mes patmum en bazum arkatsner Siro kanats Veranum em yes hankarts u tertyum ait heru arevot Zovezerk Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.